أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki değeriniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, günlük hayat içerisinde yeri geldiğinde gazetelerden, yeri geldiğinde televizyonlardan, yeri geldiğinde internetten, yeri geldiğinde de fısıldaşmalarımızdan birçok haberler duyarız. Hele bir ortam sıcaksa, gündem kabarıksa, tabir yerindeyse ağzı olan herkes konuşur. Herkes yorumlar yapar. Her bir insan doğruyu da isabet edebilir, yanlışı da gündem edebilir. Ancak o sıcak ortam içerisinde yaşayan insanların doğruyu öğrenme ve bu konuda kalbinin mutmain olması onun bir hakkıdır. Peki bunu nasıl elde eder? Yetkili bir ağız, vasıf sahibi bir insan çıkar. Derler ki ey insanlar, şu an gündemin sıcaklığını teşkil eden olayın ayrıntısı budur. Getirisi budur, götürüsü budur. Dediği anda bir ses, bakın etkili, yetkin bir ses binlerce, milyonlarca sesi ne yapar? Bastırır ve insanlar üzerinde bir etki oluşturur. Allah nasip ederse bu akşam etki ve yetki sahibi bir ağızdan çok önemli bir haberi paylaşacağız. Haber önemli olduğu kadar haberi bildiren kişi çok önemli. Eğer o haberi bugün ben, ey insanlar Altın Tepsi mahallesinde toplanın ve size şu vasıftaki insanları bildireceğim deseydim, hiçbir insan iltifat etmeyecekti. Eğer ben dün Mekke sokaklarında ve Medine sokaklarında gezen bir Müslüman olsaydım ve ey insanlar bugün sizle öyle şeyler paylaşacağım ki inanın yine etki sahibi olmayacaktı. Ancak sözlerin sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar önemli kardeşler. Bu akşam böyle bir konuyu gündemimize sokacağız. Ve başlığımızı şöyle koyduk. Kıyamet gününde Allah-u Teala'nın buğz ettiği 8 kimse. Allahu Ekber. Allah-u Teala'nın kıyamet gününde buğz ettiği 8 sınıf, 8 zümreden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi söz önemli mi? Bahsedilen haber önemli mi? Evet, bu önemli haberi daha önemli kılan unsur Resulullah'ın dudaklarından çıkmasıdır. Bakın 15 Temmuz veya öncelerinden beri şu coğrafya üzerinde yaşanan olayları bir ay boyunca tahlil edin. Hepimiz her saat başı yeni bir gelişme vardır diye haberlerin başına koşuyoruz değil mi? Acaba şu an gündemden ne değişti? Ekstra neler eklendi? Alttan neler oyuluyor? Ne gibi bir yöne doğru sürükleniyoruz diye ya radyodan ya da televizyon ama en sıcak internet üzerinden meseleleri takip ederiz. Vallahi bu akşam bahsedeceğim husus göreceğiniz darbelerden, yaşayacağınız işgallerden daha büyüktür. Telafisi olmayan bir meseleyi bahsedeceğiz. Geri dönüşü olmayan bir ayrıntının içerisine gireceğiz. Nasıl ki haberlere kulak kabartıp saatlerimizi ayırıyorsak, evet Müslümanlar şu 8 sınıfın içerisinde ben var mıyım? Bunun içerisinde ben bulunmakta mıyım? Acaba şer'en ben o 8 maddenin içerisinde miyim? Onun sorgusunun içerisine bu akşam girmek zorundadır. Evet bakın İbn Ata radıyallahu an diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde Allah 8 insana buğz edecektir. 8 insana buğz edecektir. Bakın aziz dostlar.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün Medine'de bulunduğu zaman içerisinde bir tellal çıkarsaydı, bir münadi çıkarsaydı ve deseydi ki ey insanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu akşam namazından sonra Mescid-i Nebevi'de Allah-u Teala'nın buğz ettiği 8 insandan bahsedecek ve haber verecek. Vallahi yatağında yatan o kötürüm adam diyecekti ki ey evladım, beni omuzlarının üzerine al, Mescid-i Nebevi'nin tam ortasına koy. O tellalın sesini işiten bir ama evlatlarına dönecekti, diyecekti ki omuzlarımın altına girin, koltuklarımın altından tutun, bir değnek görevi görün, Mescid-i Nebevi'nin en saflarına beni koyun. Kadın, erkek, yaşlı, genç, hasta, sağlam. Hele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir hafta öncesinde diğer bölgelere mektuplar yazıp Müslümanları davet etseydi, yemin ediyorum var ya, o saatte Medine'ye sağanak sağanak insan yağardı. Mesele çok önemli bir mesele arkadaşlar. Mesele çok önemli bir mesele. Kıyamet gününde cabbar, kahhar, mütekebbir, celil olan Allah Azze ve Celle 8 insanı kendine düşman edinmiş. 8 insanı buğz listesinin başına koymuş. Ve bakın başka bir rivayette en çok buğz etti diye geçiyor. Buğz etti demiyor. En çok buğz ettiği. Bu da İmam Suyuti'nin Cami-i Sahih eserinde kaydedilmiş bir hadistir arkadaşlar. Peki sizce bu hadisin başında kim vardır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir yalancılar diyor. Subhanallah. Yalancılar. Doğru sözü terk edip dilini Peygamber aleyhissalatu vesselamın haramlar içerisinde, günahlar içerisinde en büyüğüdür dedi. Bir hastalığa alıştırmış kişiden bahsediyor. Hakkı bir türlü konuşamayan, ha yeri geldiğinde doğrudan bahseden ama konuştuğu 10 cümlenin 8'inde yalan söz söyleyen adam birinci sırada diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatırlıyor musunuz? Bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabelerle oturuyordu. Dedi ki size günahların en büyüğünden bahsedeyim mi? Biz bunu burada şu rahlenin üzerinde ders yapmıştık değil mi? Günahların en büyüğünden, günahlardan demedi Allah Resulü. En büyüğünden, en ağırından, vebali en şiddetli olanından bahsedeyim mi dedi aleyhissalatü vesselam. Dedi ki ya Resulallah bildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saymaya başladı. Bir, Allah'a ortak koşmak. Yani şirk koşmak. İki, anne babaya isyan etmek. Sonra ne yaptı? Bulunduğu konumu değiştirdi. Bir yere yaslanıyordu. Oradan doğruldu. Bütün insanların dikkatini kendine topladı. Dikkatli dinleyin dedi. Bir de dedi yalan söz ve yalan şahitliktir. Allah'a emanet. Bunu o kadar kez tekrarladı ki sahabe efendiler dediler ki keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sussa. O kadar onları rahatsız etti bu mevzu. Kalplerini yaraladı. Yalan söyleye söyleye insanlar günaha dalarlar. Günah işledikten sonra cehenneme girerler. Peki cehenneme hangi biletle girerler? Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki kezzaplar listesinde yazılarak girilir. Allah bizi bundan muhafaza buyursun. Peki bu yalan söyleyenlerin içerisinde, bakın dikkat edin, bu yalan söyleyenlerin içerisinde bir üst sınıf var mıdır? Biz birçok hadisten bunu öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah kıyamet gününde şu üç sınıfın yüzüne bakmayacak. Dikkat edin, yüzüne bakmayacak. Onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye etmeyecek. Asla temize çıkartmayacak. Ne olur şöyle bir düşünün. Bir hata yaptığınızda, hele çocuğu bir düşünün. Anne babasının huzuruna çıktığında annesi onun yüzüne bakmasa. Annesi onunla konuşmasa. Çocuk dese ki anneciğim özür diliyorum. Annesi ona bir kelime dahi söylemezse. Onu temize çıkarmasa o çocuğun hali ne olur? Ne olacaksa o adamın hali de arkadaşlar öyle olur. Peki ne diyor Allah Resulü aleyhisselam? Kendisinin yüzüne bakılmayacak, konuşulmayacak ve temize çıkarılmayacak kişiden bahsederken ticaretine yalan karıştıran tüccarlardan bahsediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ticaretinde yalan atan,
ticaretinde yalan söz söyleyen, müşterisini bununla kandıran tacirlerden bahsediyor. Allah-u Teala bizi bunlardan muhafaza buyursun. Peki bu buğza tabiri yerindeyse lanete uğrayan ikinci sınıf kimdir biliyor musunuz kardeşler? Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki kibirlilerdir. Kibirliler. Nedir peki kibir? Abdullah İbni Mesud'a soralım. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Kalbinde zerre miskal kibir bulunanlar asla cennete giremeyeceklerdir. Allah'a emanet. Yani tabir yerindeyse kibrin tozu bulunanlar, kibrin tabir yerindeyse bir tanesi, zerresi bulunanlar asla cennete giremeyeceklerdir. Sahabe efendilerimizden biri kalktı, dedi ki ya Resulallah biz elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanırız. Bu da kibir midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu düşünceyi ne yaptı? Hemen tavsiye etti. Dedi ki Allah güzeldir, güzel olanı sever. Yani Allah senin güzel elbise giymeni sever. Güzel bir ata binmeni sever. Güzel bir binek üzerinde seyahat etmeni sever. Güzel bir ayakkabı giymeni sever. Ancak kibir bunlar değildir. Kibir hakkı kabul etmeyip insanlara karşı büyüklenmektir. Allah'ım. Demek ki kibrin, kibir sahiplerinin hadisin ifadesiyle müstekbirlerin iki vasfı varmış. Bir, hakka teslim olmamak. Allah'ı memnun etmekten, razı etmekten sürekli kaçınanlar. İkincisi, kendisi gibi etten, kemikten, kandan, sinirden, deriden yaratılanlara üstün bir tavır sergilemek. Elinde bulunduğu zenginliği, serveti ve yetenekleri insanlara tepeden bakmak için kullananlar. Bunlar arkadaşlar, bu kibir hastalığı öyle melun bir hastalıktır ki sahibini yavaş yavaş hücrelerine kadar sarar, sözlerinde, davranışlarında, her bir hareketinde hemen yansımalarını gösterir. Peki ne olur? Tirmizi'de geçen bir hadise göre Resulullah Aleyhisselam diyor ki kişi diyor kibirlene zalimlerin diyor kaydına yazılır. Zalimler sınıfına girer ve onlarla aynı muameleyi görür. Subhanallah. Bugün Suriye'de insanları öldüren, evlerini, barklarını yıkan Esed neyse aynı cehennemde kibir ehli de olacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizi bundan muhafaza buyursun. Peki bakın az önce dedik ya birinci sınıfta yalancılardı. Yalancıların bir üst perdesi tüccarları saydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kibirlenenlerde bir üst perde var mı? Resulullah kimi kınıyor biliyor musunuz? O yüzüne bakmayacak, kendisiyle konuşulmayacak ve temize çıkarılmayacak ikinci sınıf kişi kim biliyor musunuz? Fakir kibirliler. Fakir kibirliler. Evet insanoğlu, Ademoğlu asla kibire ehli olmayacak. Kibriya, büyüklenmek, yücelik Allah'a aittir. Resulullah Aleyhisselam öyle diyor. Evet Ademoğlunun hiçbirinde kibir olmayacak. Yalnız fakir olmasına rağmen, hiçbir yeteneği olmamasına rağmen, malı mülkü olmamasına rağmen, tabir yerindeyse insanlara büyüklenecek bir konumu olmamasına rağmen, kibri taşıyan fakir, Resulullah'ın ifadesiyle en ağır kibir ehillerinden bir tanesidir. Buna dikkat edeceğiz aziz dostlar. Allah-u Teala bizi bunlardan uzak eylesin. Bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın buğz ettiği dediği, kıyamet gününde buğz ettiği dediği üçüncü sınıf, ne olur şimdi buraya dikkat edin, kardeşlerine olan kinlerini, dikkat edin ne olur altını çiziyorum, kardeşlerine olan kinlerini ve nefretlerini göğüslerinde saklayıp, kalplerinde saklayıp, karşılaştıklarında, bir araya geldiklerinde bu nefreti gizleyenler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet müminler ancak kardeştirler. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle ne derseniz deyin, iman eden insanlar birbirlerinin kardeşleridirler. Etidirler, tırnağıdırlar. Birbirlerindendirler. Bir vücudun azaları gibidirler. Küserler, darılırlar, kavga ederler, ihtilaf ederler. Ama asla ve kat'a birbirlerine nefret duygusuyla bakamazlar. Nefret müminlerin kalbinde birbirlerine karşı asla olamaz. Var! Ve bir de yetmezmiş gibi kardeşiyle karşılaştığında yüzüne gülüp içindeki öfkeyi ve kini saklayanlar tabir yerindeyse münafıkların vasıflarına sahiptirler.
üçüncü sınıfta bunlar var arkadaşlar. Allah-u Teala bizi bundan muhafaza buyursun. Bakın dört. Şimdi İslam ümmetinin şu dördüncü maddeyi duvarlarına yazıp sabah akşam tefekkür etmesi gereken kısma geldik. Allah ve Resulü kendisine davet ettiğinde tembellik gösterip, ne olur dikkat edin şimdi. Allah ve Resulü kendisine bir hayra çağırdığında, bir iyiliğe çağırdığında, bir helale çağırdığında, bir haramdan kaçmaya çağırdığında yavaş hareket eden, tembellik yapan, neme lazımcılık yapan, ancak şeytana ve şeytani işlere davet edildiğinde hemen hareket eden, bir anda sıçrayan kişidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi bu dördüncü maddeyi okuduğum zaman, hadiste bu dördüncü maddeye geldiğim zaman hayatım bir film şeridi gibi geçti arkadaşlar. Allah ve Resulü beni neye davet eder? Hayra davet eder. Müminlerin vasıflarından biri bu değil miydi? Yine biz bu kürsüden bu dersi yapmadık mı? Allah Azze ve Celle Enfal suresi 24. ayetinde müminlerin özelliklerinden bahsedilirken ne diyordu? Onlar Allah ve Resulü bir işe çağrıldığı zaman hemen o işe koşarlar, icabet ederler. Allah böyle istiyordu müminleri. Ama ben kendi hayatıma bakıyorum. Siz de ne olur kendi hayatınıza bakın. Sahabeyle aynı cenneti paylaşmak istiyorsanız, aynı nimetlerden istifade etmek istiyorsanız, ne olur bu dördüncü maddeyle bu akşam muhasebeleşin. Biz hayra davet edildiğimizde tembel, gevşek, affedersiniz, yorgun bir savaşçı edasıyla hareket ederken, yalnız o an, o saniye, o dakika, şeytan ve taraftarları bizi bir işe çağırdığında, kalbimizi teskin ettiğini zannettiğimiz, nefsimizi okşayan bir meseleye davet edildiğimizde atletik bir insan olup hemen o haramın içerisine, o meşguliyetin içerisine, o mübah da olabilir, o mübahın içerisine hemen dalarız arkadaşlar. Allah bizi bundan uzak kılsın kardeşlerim. İslam ümmetinin içerisine düşmüş olduğu en büyük tehlike, Müslümanların da kıyamet gününde karşılaşacağı acı son bu dördüncü maddedir kardeşlerim. Allah bizi secdelere çağırıyor, tembellik ediyoruz. Allah bizi rukulara davet ediyor, tembellik ediyoruz. Allah kitabının okunmasına çağırıyor, tembellik gösteriyoruz. Allah Allah yolunda cihad etmeye davet ediyor. Bundan eriniyoruz. İnfak etmeye davet ediyor, cimrileşiyoruz. Ve biz sahabeyle aynı cennete bir girmek istiyoruz. Girmek istiyorsak bu dördüncü madde bizim muhasebesini yapmamız gereken maddelerden bir tanesi. Bakın beş. Kendilerine ait olmayan dünyalık bir metağı, malı yemin ederek kendisinden göstermek. Beşinci madde. Kendisine ait olmayan, kendisini ilgilendirmeyen, kendisinin üzerinde bulunmayan dünyalık bir şeyi yemin ederek üzerine almak. Maalesef bu da bizim günlük vakalarımızdan haline geldi. Bir bakalım kardeşler. İş yerinde ortaklar ortaklıklarından ayrıldığı ilk gün ne diyorlar? Vallahi sen hatırlamıyor musun? Falanca lokantada yemek yerken makinelerin bana kalacağını söylemiştin. Mirasçılara bakın. Yemin ediyorum ki ben, babam da vardı burada. Hatırla, şu ağacın altında beraber konuşuyorduk. Demişti ki falanca ev senin, falanca daire şunun, falanca araziler bunun. Hele şu köylerde kıytırık bir arazilere sahip olan insanlar, başkasının da arazisini kendi arazisine katmak için kaç tane dolandırıcının içine girmiyorlar mı? Bizim artık değişmez halimiz haline geldi kardeşler. Ama bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Allah'ın buğzunu çeken amellerden bir tanesiymiş. Neden? Bakın bunun altında dünya sevgisi yatmaktadır arkadaşlar. Dünyaya tapınma duygusu yatmaktadır. Dünyayı bir ilah gibi vazgeçilmez hale gelmek, görmenin neticesidir bu. Allah Azze ve Celle Yahudilerden bahsederken diyorlar ki onlar hakkı az bir paha karşılığında değiştirirler. Yahudilerden bahsediyor. Bu hakkı az bir paha değişmek nedir? İnanın Yahudi karakteridir. Bir keçiye de değişir. Bir keçi uğruna Allah'ın ayetlerini satarlar, değiştirirler. Bir saat uğruna bunu yaparlar. Bir dinar uğruna bunu yaparlar. Bir tarla uğruna yaparlar. Ancak Abdullah İbn Abbas öyle demiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Buradaki az bir pa dünyanın diyor hepsi. Yahu dünyanın hepsi senin olsa ne olacak? 15 Temmuzlara kadar, şu an 15 Ağustoslara kadar dünya ellerinde bulunan topluluklar, cemaat demiyorum.
topluluklar şu an ne hallere geliyor elhamdülillah siz görüyorsunuz. Ve onların tabir yerindeyse beslemeleri, onların yöneticileri olan o Amerika, İsrail yarın ne duruma düşecekler? Allah'a yemin ediyorum ki siz de inşallah şahit olun. İnşallah bu gözler buna muvaffak olur, görür de o insanları sömürenler, insanların servetlerini ellerine geçiren Yahudiler ve Hristiyanlar, Allah'a yemin ederim ki köpekler gibi, kediler gibi çöpten yiyecek duruma düşecekler. Ekmek toplayacak hale gelecekler. Allah'tan canı gönülden isteriz. Bunu hiç böyle tabir yerindeyse insan haklarına, hümanizmin altında düşünmüyoruz arkadaşlar. İnsanları sömüren, Afrika'yı bu hale getiren, İslam dünyasını paramparça eden Yahudiler, Hristiyanlar Allah'a yemin ederim ki dünya ellerinde olduğunu zannediyorlar. Her biri ellerindekini kaybedecek ve zelil bir duruma düşecekler. Dünya hayatı böyle bir hayat aziz dostlar. Siz şimdi yemin karşılığı, hele yeminlerinizi Allah'a karıştırarak, ederek dünyalı elde etseniz ne olacak? Elinde sonunda sizden sonrakilere bırakacağınız bir miras haline gelecektir. 6. İnsanlar arasında dedikoduyu yaymak ve olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek diyor Resulullah Aleyhisselam. Bakın Allah'a hamdolsun ki İslam hukukunun üzerinde hiçbir hukuku tanımıyoruz elhamdülillah. Ne demokrasiyi, ne laikliği, ne bunun üzerinden daha fazla geliştirilecek insan ürünü hiçbir hukuku tanımıyoruz. Neden? Allah'a hamdolsun ki İslam hukukuna teslim olmuşuz. Çünkü İslam hukuku fertlerin hukukunu en ince ayrıntısına kadar koruyan bir hukuktur. Sen yokken senin arkandan konuşacak olanların dillerini tutar İslam. Var mı başka böyle bir hukuk? Yahu bugün insanlara özgürlük getirildiği söylenilen şu demokrasi, şu laiklik Müslümanların, insanların, hayvanların, eşyanın kanını emer ama en üstün hukuk olur. Ama İslam hukuku bırakın vurmayı, bırakın dövmeyi, bırakın öldürmeyi, arkadan konuşmaya dahi engel olur elhamdülillah. Biz bu hukukun üstünde başka hukuku tanımıyoruz. Ve Allah sahibi bulunmadığı zaman insanların arkasından konuşmayı, gıybetini yapmayı, dedikodusunu yapmayı haram kılmıştır. Ve bakın kardeşlerim, en acı tarafı ne biliyor musunuz? Biz öyle bir hale geldik ki aliminden abidine, davetçisinden mücahidine kadar namazdan önce namazdan sonra, sohbet öncesi, sohbet arası ve sohbet sonrası, iftar açarken, sahur yaparken birilerinin etini yiyoruz da bunun farkına varmıyoruz. Birilerinin gıybetini yapıyoruz, bunu da bir alışkanlık haline getirmişiz. Peki bundan daha acısı nedir? Hani dedikoduyu yapmış olduğumuz gıybeti kuvvetlendirme adına kardeşimizin söylemediği sözü söylemiş gibi konuşuyoruz. Kardeşimizin yapmadığı bir tavrı, davranışı yapmış gibi sergiliyoruz. Bu da neye götürüyor bizi? İftiraya kadar götürüyor. Bunun acı tarafını nerede göreceğiz? Bu dünya hayatında görmesek de kıyamet gününde Allah'ın buğzuyla karşılaşarak göreceğiz. Allah bizi muhafaza buyursun. Bakın 7, bu kısmı biraz açacağım. 8. maddeyle inşallah çabuk bitireceğim. Bakın arkadaşlar 7. madde eş ve birbirini seven iki dostu ayıranlar diyor Resulullah. Bu ister karı koca olsun, ister iki arkadaş olsun, ne derseniz deyin. Birbirini seven iki kalbi birbirinden ayıranlar diyor Resulullah. Arkadaşlar bu dinin temelinde vahdet vardır. Bu dinde tefrika yoktur. Ama ihtilaf vardır. Bizler ihtilaf edeceğiz. İnsanız. İnsan olmanın yapısında ihtilaflar söz konusudur. Ancak Müslümanın dünyasında tefrika yoktur. Ayrılma yoktur. Parçalanma yoktur. Evet biz bir olacağız derken aynı dernek çatısı altında çalışacağız demiyoruz. Aynı mahallede çalışma yapacağız demiyoruz. Aynı ilin içerisinde bulunmamız gerekiyor demiyoruz. Biz kıtalara yayılacağız ama kalplerimiz aynı atacak. Birbirimizi gördüğümüzde bir mıknatıs gibi birbirimizi çekeceğiz. Değilse birbirini ayıran zıt kutuplar olmayacağız asla. Biz, dikkat edin, bir özelliğimiz daha var İslam ümmetinin. Birbirine küsen, kırılan kalpleri onarmak bizim vazifemizdir arkadaşlar. İki insan küstü. Ya ne hali varsa görsün. Arkadaş ben de anlamıyorum ki bu tür sebeplerden dolayı iki Müslüman nasıl küser? Deyip onları şeytana bırakmayacağız.
Gerekirse kulaklarından tutacağız. Gel bakalım kardeşim. Sen nasıl birbirine küsersin? İslam ümmeti kan ağlarken kafirler birbirine düşman olmuş. Aslında birbirlerine sırt çevirmeleri gerektiği bir zamanda bir olup İslam ümmetinin yakasına yapışmış. Sen de Müslümanlardan ayrıldıysın. Müslümanlardan küsüyorsun. Deyip kulaklarını çekeceğiz yerindeyse. Çünkü bu dinin temelinde ayrılanları bir araya getirmek vardır. Enes bin Malik anlatıyor kendisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste oturuyordu. Önce diyor tebessüm etti. Sonra diyor azı dişleri görünecek kadar güldü diyor. Peygamber aleyhisselam senin ve benim gibi tabir yerindeyse zulüm ehlini aratmayacak kahkahaları atmamış. Ama tebessüm etmiş mi? Tebessüm bir çevreye sahipmiş. Diyor ki Enes bin Malik önce diyor biraz tebessüm etti. Sonra azı dişleri diyor görünecek kadar güldü. İçlerinde tabi belki buna müdahale edecek insan sayısı azdı ama Ömer bin Hattab çıktı dedi ki ey Allah'ın Resulü seni böyle güldüren sebep nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme demek ki o sıra gaybın perdesi açıldı. Allah gaybın sayfalarını Peygamber aleyhisselama açtı. Kıyamette yaşanacak olan dosyaları Peygamber aleyhisselama gösterdi. Resulullah aleyhisselam dedi ki ümmetimden iki tane adam. Ne olur şimdi bu hadise dikkat edin. Ümmetimden diyor iki adam. İzzetin Rabbi diyor. Hadiste aynen öyle geçiyor. İzzetin sahibi olan Allah'ın diyor huzurunda dizlerine diyor çökmüş bir şekilde geldiler diyor. Diz üstüne çökmüş ikisi de. Bir tanesi diyor ki Allah'ım benim hakkımı şu kardeşimden al. Benim hakkımı demek ki dünyada aralarında bir hukuk yaşandı. Tabir yerindeyse hukuksuzluk yaşandı. Dedi ki Allah'ım benim hakkımı kardeşimin üzerinden al. Allah dedi ki diyor. Bakın dikkat edin Resulullah söylüyor. Allah dedi ki üzerinde hiçbir iyiliği bulunmayan bu adam hakkında ne düşünüyorsun dedi. Yani senin hakkını alayım. Ancak bu adamın üzerinde hiçbir iyilik yok. Hiçbir sevap kalmamış. Hiçbir hayır kalmamış. Ne düşünelim bunun hakkında? Dedi ki adam Allah'ım benim günahlarımı o kişinin üzerine yükle. Enes bin Malik diyor ki Resulullah Aleyhisselam hüngür hüngür ağlamaya başladı. Önce güldü. Olayın bu kısmına geldiğinde ağlamaya başladı ve dudakları arasında şu sözler döküldü. Demek ki kıyamet öyle çetin bir günmüş ki. Kıyamet öyle büyük bir günmüş ki. Öyle çetrefilli bir günmüş ki. Annenin babadan, babanın evlattan, insanların birbirinden kaçtığı, kaçmak için mücadele ettiği öyle büyük bir günmüş ki. İnsanlar diyor birbirlerinin günahlarını birbirlerine bırakmayı ihtiyaç hissediyorlar. Birbirlerinin günahlarını yani gel yeri gelirse eşine. Yeri geldiği zaman annesine yeter ki cehennemden kurtulsun, yeter ki cennete girsin, çocuğunun üzerine o günahı bırakmayı Resulullah Aleyhisselam diyor ki ihtiyaç hissediyorlarmış. Sonra Resulullah toparladı. Allah Azze ve Celle dedi buyurdu ki ey adam başını kaldır cennete bak. Adam başını kaldırıyor cennete bakıyor. Allah'ım diyor bu altından cennet, altından saraylar hangi nebinin, hangi sıddıkın veya hangi şehidindir? Demek ki öyle güzel bir cennet gözüküyor ki, öyle güzel bir cennet var ki, o cenneti ancak nebiler, ya nebi olmasa nebi bunun üstünde bir cenneti de hak ediyor. Demek ki bir sıddık, doğru söz söyleyen insanlar veya Allah yolunda cihad edip öldürülenler kazanılmış. Allah ne diyor biliyor musunuz? Allah buyurdu ki, bunun bedelini ödeyenler bunu hak eder dedi. Kim? Bunun bedelini ödeyenler bunu hak eder. Adam sordu Allah'a dedi ki peki Allah'ım bunun bedelini kim öder? Hangi insan öder? Allah dedi ki sen. Allah dedi sen. Peki dedi neye karşılık? Dedi ki kardeşini affetmeye karşılık. Allah öyle dedi. Kardeşini affedersen, kardeşini bağışlarsan, Allah'ım benim üzerimdeki günahları al, onun omuzlarına koy demekten vazgeçersen, bu cennet senin. E tabi zaten adam cennete koşmak, cehennemden kaçmak için o adamı bir fırsat bildi. Dedi ki Allah'ım ben onu affediyorum. Tabirindeyse hakkımdan vazgeçiyorum. Peki Allah ne diyor biliyor musunuz? O hiçbir iyiliği olmayan, hayrı bulunmayan adam için ne diyor? Diyor ki, tut onu kardeşinin elinden beraber diyor cennetinize girin. Allah'a ekber. Tut o kardeşinin elinden
beraber cennete girin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duruyor ve Enes bin Malik diyor ki şu sözleri söylüyor. Ey insanlar, Allah'tan korkun ve birbirinizin arasını düzeltin. Eğer siz birbirinizin arasını düzeltmezseniz Allah aranızı ıslah edecektir diyor. Evet kardeşler, bu dinde ıslah etmek vardır. Bu dinde araları düzeltmek vardır. Bu dinde araları bozmak olmadığı gibi bu olaylara kayıtsız kalmak yoktur. Allah-u Teala bizi bu konumda eylesin inşallah. Ama bunun tersini yapan varsa da evet, bu Allah'ın buğzunu çeken bir ameldir. Ve son madde, 8. madde, sıkıntıya düşmüş masum, mazlum kimseler hususunda haddi aşan zalimler diyor. Şimdi bunu nasıl anlarız? Bunu iki şekilde anlayabiliriz arkadaşlar. Bir, insanları mağdur eden, masum bırakanlar olarak algılayabiliriz. İki, masumlar üzerinden rant elde edenler olarak da algılayabiliriz. Siz ister bunu insanları aç ve susuz bırakan, evsiz barksız bırakan, hicret etmelerini zorlayan zalimler kabul edin. Ama isterseniz de hicret ettiği diyarda 500 liralık evi 1500 liraya, 1500 liralık iş gücünü 750 liraya düşüren insanlar olarak algılayın. Siz birincisi olamazsınız. Sizi bundan kesinlikle tenzih ederim. Yani insanları aç bırakan, susuz bırakan, öldüren, döven, yurtlarından süren biri olamazsınız. Ama sen de ben de düşeceğimiz bir yer var arkadaşlar. Mazlum musun? Vallahi ister çalış ister çalışma. 500 liradan fazla vermem. Mazlum musun? İhtiyacın mı var? Şu farelerin, köpeklerin dahi içinde durmaktan haya ettiği evi sana 1000 liradan aşağı veremem. Bu konuma hepimiz düşebiliriz. Bu konuma düştüğümüz anda cabbar ve kahhar olan Allah'ın buğzuyla karşılaşabiliriz. Allah-u Teala bizi ve İslam ümmetini bundan muhafaza buyursun inşallah. Sevgili dostlar, iki hususu hatırlatacağım ve inşallah programa son vereceğim. Birincisi, dernek içindeki kardeşlerimizden Kadir abimizin 3. bir kız çocuğu oldu. Allah'a hamdolsun, inşallah o hadisin ışığında bir hayat sürüp cennete adım attıran, cehenneme de perde olan 3. bir evladı olmuş olur. 3 tane kızı oldu elhamdülillah. İkinci durumda derneğimizde Allah nasip ederse Eylül 12'sinde kurban programı olacaktır. Eğer hilal gözükürse kurban yapacağız. Yani kurban bayramını idrak edeceğiz ama gözükmezse yapmayacağız. Bunun için dernek içerisinde bir takım çalışmalarımız var. Birincisi, deri organizasyonu yapacağız. Özellikle büyükbaş hayvan derisi. Bu deriler ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak. İkincisi de Bayrampaşa eski cezaevi içerisinde kesim organizasyonu yapacağız. Allah nasip ederse. Orada genelinde küçükbaş hayvanlar kesiliyor. Bunun geliri de Allah nasip ederse yine ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak. Bu konuda inşallah yardımlarınızı beklemekteyiz. Bu çalışmanın içerisinde beraber inşallah olacağız. Bu programın ana sorumlusu Yunus kardeştir. Allah nasip ederse pazartesiden itibaren bir, deri işinde görev yapacak. İki, kesim işinde görev yapacak olan kardeşleri belirleyecek ve inşallah bizi organize edecek. Allah-u Teala o konuda onu muvaffak eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Allah Azze ve Celle şu an dünya üzerinde sıkıntı çeken, mazlum pozisyonuna düşürülen Adem oğlunu ve özellikle de Müslümanları korusun ve rahmetiyle onları muzaffer eylesin. Allah cennetlerinizi güzel eylesin ve hadiste bahsedilen buz kısmına ne sizin girmenizi ne de ehlinizin girmesini Cenab-ı Allah'tan istemiyoruz. Allah sizi salihlerden ve salihallardan eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatı.